çalışan bir anne olmak. Ağlayacağım şimdi. Bir bitki düşünün ya. Bir çiçek yetiştiriyorsun, bir ağaç yetiştiriyorsun. Çocuk öyle bir şey. Hem kendimizden hem çocuklarımızdan çok şey bekliyoruz. Annelik ömür boyu taşıdığın bir vicdan azabı gibi bir şey. İlginç değil mi? Çok ilginç bir tanım. Bir anne çalışmalı ya da bir anne çalışmamalı. Sadece şunu biliyorum. Çalışsan da aklında kalacak bir sürü şey var, çalışmasan da. Derdim var, biri beni dinlesin istiyorum. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Dilan Polat. Bugün ineğimden de anlaşıldığı üzere konumuz annelikle ilgili olacak. Çalışan bir anne olarak aslında iş hayatında çalışan bir annenin rolü nedir? Ve evde o çalışan kadının rolü nedir gibi karmaşalar oluyor ya, bu konu hakkında konuşmak istedim. O zaman çalışan anne konumuz başlasın. Konumuza şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Bence mesela biz hepimiz annelik hakkında konuşuyoruz. Ben işte çalışan bir anneyim. Bana göre atıyorum ki çalışmak daha zor. Hemen işte şey söylüyorum. Aa, çalışan anne olmak çok zor. Ya da aa, çalışmak ne ki çocuk çok zor gibi gibi. Yani bence bu konu çok yoruma açık değil. Çünkü annelik çok farklı bir şey. Yani ömür boyu taşıdığın bir vicdan azabı gibi bir şey. İlginç değil mi? Çok ilginç bir tanım. Ve bence anneliğin birçok tanımı var. Bu onlardan biri. Bunun yanında o kadar güzel bir duygu ki hep diyorum, Sara Berfin ilk böyle doğumhanede ağladı, sesini duydum ve ben şöyle o ağlama sesini duyunca şöyle bir şey söyledim. Daha önce hiç böyle yoğun bir duygu yaşamadım. Hani yamaç paraşütü yaptığınızı düşünün, çıkın dağlara ve birden kendinizi o dağdan attığınızı düşünün. Yamaç paraşütü yapıyorsun, yani düşünebiliyor musun adrenalini? O bebeğin sesi ondan daha heyecan verici bir şey. Yani onun için anneliğin birçok tanımı var. Yorucu, dinlendirici, üzgün, mutlu birçok tanımı var. Ama bence ömür boyu taşıyacağın bir vicdan azabı bunların hepsinin bir bütünü olabilir. İyi anlamda, kötü anlamda ve hep şöyle düşünüyorum. Annelikte iki yol varsa, yani ya A var ya B var. İkisinden birini seçeceksin her kararda, her konuda atıyorum. İkisinin sonu da vicdan azabı. Yani kesinlikle annelik böyle bir şey. Onun için ben diyemem yani. Bir anne çalışmalı ya da bir anne çalışmamalı. Sadece şunu biliyorum. Çalışsan da aklında kalacak bir sürü şey var, çalışmasan da. Mesela ben çalışan bir anne olarak hep diyorum ki acaba çocuğumun bir şeylerini kaçırıyor muyum? Çünkü kaçırıyorsun. Yani çocuğun parktayken, mutluyken o anı görmüyorsun. O anın kaçıyor. Ama bir yandan da çalışmayan bir anne olarak da diyorsun ki acaba ben çalışsam daha güçlü bir anne mi olurum? Yani gücün çalışmakla alakası var mıdır? Tartışılır. Ekonomik özgürlük evet önemli. Ama şunu diyebilirim. Çalışsan da aklında bir şeyler kalacak, çalışmasan da. Annelik tam olarak bence böyle bir şey. Diyeyim, konuyu bitirdim. Ama dur bir dakika, geliyorum. Sadece şunu bilmek lazım bence. Zaten ne yaparsak yapalım kendimizi memnun edemeyeceğiz. Bak, çocuk değil, biz bence anne olarak kendimizi memnun edemeyeceğiz. En azından bir şeyleri yaparken bir sebebimiz olduğunu hatırlarsak o vicdan azabı bir nebze de olsun geçer gibi geliyor. Şimdi asıl konuma gelecek olursam, İş hayatında çalışan bir anne olmak zor mu? Evet, çok zor. Çünkü şöyle, hele ben çok fazla ev yükü olmayan bir insanım. Allah var. Allah razı olsun, annem ve eşim bana çok büyük destekçiler bu konuda. Ama mesela düşünüyorum, iş hayatında evin bütün yükünü alan kadınlar var. Gerçekten çok yorucu. Yani hem iş hayatında çok aktifler hem evde, yani bu çok yorucu. Ama bu hayatın koşulları böyleyse ya, sanki hayat gelsin istediği gibi derler ya, öyle olmak gerekiyor gibi, emin değilim. Çünkü eğer başka bir seçenek varsa evet, o seçeneğe gidilmeli belki, ama yolun buysa yapacak bir şey yok. Yani sanki bana şöyle geliyor, insan alışıyor bir şeylere. Oluyor ya, bazen işte şey diyorlar, şimdi güzel günlerin, dur daha şu gelecek. Yok işte hamileyken derlerdi işte, ya bir doğsun sen o zaman gör, doğdu ay bir yürüsün sen o zaman gör, ay bir okula başlasın o zaman gör. Evet, belki bu zorluk hiç bitmiyor ama bence şöyle düşünmek lazım, insan alışıyor ve o zorluğun içinde güzel neleri alabilirim diye bakmak lazım. Yani bir anne için bebeğin gülüşünden daha güzel bir şey olabilir mi? Aman Allah'ım. Mesela düşünüyorum, şu an benim kızım çok küçük, daha 1 yaşında. Bütün her güzelliği ilk kez yaşıyor. İlk kez gülüyor. İlk kez yürüyor. İşte dişleri yeni yeni çıkıyor. Yani bence çok güzel. Bunların her anında yanında olamamak çok üzücü. Ama bunlar için bir sebebin olduğunu hatırladığında, evet, ben güçlü bir anne olmak istiyorum. Kızım benimle gurur duysun istiyorum. Bu her anlamda olabilir. Bunun için sadece çalışmam gerekmiyor. Ben onu çok iyi yetiştiririm. Bu şekilde de benimle gurur duyabilir. Diyeceğim de aklıma hep başka şeyler geliyor. Biz annelerimizle gurur duyuyor muyuz? Vallahi nankörüz biz. Gerçekten ya. Belki de hiçbir zaman çocuklarım memnun edemeyeceğim.
diyeceksin bilemiyorum. Annelik öyle bir şey işte. Ne yaparsan yap bir taraf eksik kalıyor. Bir kendini yetersiz hissetme durumu. Ve ben çok eminim ki bunu yaşayan bir ben değilim. Mesela ben çok mükemmelliyetçi bir insanım. Bakıyorum kendinden çok memnun arkadaşlarıma bakıyorum. Onlar da böyle. Konu annelik olunca sanki hep bir yan eksik kalıyor. Çünkü daha fazlasını verebilirsin gibi düşünüyorsun. Oysa ki biz de insanız düşününce. Bazen salmaya ihtiyacımız var. Yeter ya demeye ihtiyacımız var. Ya ben size bir şey diyeyim mi? Bununla ilgili şunu da söyleyebilirim. Sosyal medyada insanı çok umutsuzluğa sürüklüyor ya. Şimdi ben sosyal medyada çok aktif bir anne olduğum için bu konuyla ilgili sizle konuşmak istedim açıkçası. Geçen gün bir şey yaşadım. Şöyle bir şey yaşadım. Şimdi mesela her annede oluyor bence bu. Birinin çocuğunu görüyorsun. Ay diyorsun acaba benimki de mesela ne bileyim yürüyor. Ay diyorsun benimki daha yürümüyor. Acaba ben bir şeyleri yanlış mı? Acaba bir şey mi var? Yani bunda bile ne olabilir ya? Çocuğun yaşı gelecek yürüyecek yani. Velev ki yürümedi. Hani zamanı değildir belki. Hani sağlık sorunu olabilir. Hani o durumlar haricinde. Mesela ben şeye çok takıyordum. Sara Berfin'e asla ayakkabı giydiremiyordum. Ve ya Allah ne kadar haksızlık ediyorum çocuğuma da kendime de. Çocuğa ayakkabı giydiremiyoruz dediğim zamanlar çocuk 6-7 aylık. Zaten yürümüyor bile. Yani o çocuk ayakkabı giyse ne olur? Çocuk yürümeye başladıktan sonra ayakkabı giyip dışarı çıkması gerektiğini anladığında zaten sürekli gelip ayakkabıyı bize verir oldu. Biz de diyoruz ki artık ayakkabıları kaldırıyoruz zaman görmesin de bizi dışarı çıkarmasın. Ama bak ben daha çocuk 6-7 aylık bu çocuk niye ayakkabı giymiyor? Niye biz ayakkabı giydiremiyoruz? Böyle kendi kendime dert yanıyorum. Mahmut'a söylüyorum. Zaten Mahmut benden bıkmış bir durumda. Böyle hani cevap bile vermiyor bana. Birkaç zaman geçiyor. Mesela bebek koltuğuna oturtuyorlar çocukları. Bakıyorum video çekiyor insanlar. Ya diyorum çocukları bebek koltuğunda oturuyor insanlar. Niye bizimki oturmuyor? Allah'ım nefret ediyor bebek koltuğundan. Asla oturmuyor. Bir sürü bebek koltuğu almışım. Şimdi yavaş yavaş büyüdükçe bebek koltuğunu anlamaya başladı. Ve şimdi zorla bizi dışarı çıkartıp koltukta oturmak istiyor. Sonra geçen gün yine böyle dedim ki benim kızım asla toka taktırmıyor. Bir yaş doğum günde saçı başı dağınık toka taktırmıyor. Çünkü alıştırmamışım yani aman rahat değil diye alıştırmamışım. Sonra geçen gün ya dedim ki ya bu çocuk hiç toka takmıyor derken marka liste Kids'in bebek çekimi olacak. Ajanslar bebek mankenler atıyorlar. Mahmut'a da diyorum Mahmut diyorum baksana herkesin bebesi toka takıyor bizimki hiç takmıyor derken böyle çocukların yaşlarına bak 3 yaşında 4 yaşında en küçük çocuk 3 yaşındaydı. Ya dedim ne kadar haksızlık ediyorum ya benim çocuğum 1 yaşında saçı uzayınca o da toka takmak isteyecek. Yani aslında biraz fırsat vermek lazım. Burada ne fark ettim biliyor musunuz? Mesela annelerimize babalarımıza laf söylüyoruz ya aslında fark etmeden biz de öyleyiz. Yani sanki biraz sosyal medya bunu yapıyor. Gerçekten sosyal medya yapıyor bunu. Paylaşıyor mesela fenomenler. Biz de işim gereği bir de çok takip ediyorum ya onları. Paylaşıyorlar Allah'ım çocukları yürüyor, koşuyor. Benimki yeni yeni yürüyor. Geçen bir öğrendim ki mesela böyle ismini vermeyeceğim tabii ki de kıskançlığım belli olmasın. Sürekli takip ettiğim bir bebek var. Meğersem Sara Berfin'den büyükmüş. Bayağı büyükmüş ama kız o kadar minyon ki küçük gibi duruyor. Oysa ki benim çocuğum daha gelişmiş hani. Ama işte annesin sosyal medyaya kanıyorsun ve diyorsun ki ya bak benim çocuğum çok geride. Ya zaten işlerimizi, kocalarımızı, kendimizi bıraktık artık çocuklarımızı da sosyal medya üzerinden kıyaslayıp kendimizi kötü hissediyoruz. Bunu yapmayın, yapmayalım. Gelin anneler el birliğiyle hepimiz video çekelim. Ev hallerimizi gösterelim. Depresyonlarımızı gösterelim birbirimize de. Kendimizi kötü hissetmeyelim. Ya gerçekten ben bunun için video çekmek istedim. Dedim ki yani anneler bir görsün gerçekleri görsün hani. Çünkü insanlar böyle göstermiyor. Mesela geçen yine kas çekimimiz olacak bu sefer marka liste kitsi anne arıyoruz. Ajanslardan kızlar geliyor. Bir ajanstan bir kız geldi bana dediler ki bu gerçekten anne. Hani kız kadın manken ve anneymiş de 2,5 yaşında da kızı var. Böyle baktım ya dedim anne de manken yani 2,5 4 yaşında. 4 yaşında kız var model yani. Ben dedim ya anne dediğim böyle mi? Anne dediğim benim gibi tombul yorgun olur yani. Anne diye mi seçeceğim şimdi ben moralim de bozuldu. Sonra düşündüm. Dedim ki yani o kadının işi bu. O kadın da çalışan bir anne ve onun işi zayıf kalmak. Bu da onun işi. Yani bu kadar kendimizi kötü görüyoruz ki her şekilde mümkün değil mükemmel olmak. Sosyal medyada gördüğümüz o mükemmellikler yemin
ederim size. Yalan ya. Bakın ben bu fenomenleri birebir tanıyorum diyeceğim, yine aklıma geliyor, sinir oluyorum. Var şöyle bir, şimdi Marfa'sı kitsi yaptığımız için anne kız fenomenlerle çalışıyoruz. Yani görüyorum mesela o kadar tatlılar ki sosyal medyada. Ya diyorum tamam hadi bu aileyle tanışalım, ürün tanıtımı yapsınlar bize. Ofise geliyorlar. Çocuğa bağırıyor, çağırıyor. Diyorum bu nedir ya? Sosyal medyada nasıl gösteriyor? Çocuk saçma sapan olmuş anne yüzünden. Ben de ah vah ediyorum çocuğum mis gibi. Yani kesinlikle bu gibi şeyler bizi gerçekten, hani gerçek dışı vallahi inanmayın ve mutsuz olmayın. Siz olduğunuz gibi mükemmelsiniz. Öncelikle bence anneler olarak biz hani şey Loosa filminde de diyor birbirinize destek olun. Hani dışarıdan gözüktüğü gibi değil hiçbir şey. Mesela bakınca dışarıdan evet çok çalışıyoruz. Aynı zamanda hep gülümsüyoruz. İşte hem çocuğumuza mükemmel bir derecede yetiyoruz. Hem işte çok başarılıyız. Ya böyle değil. Bir şeyler eksik kalıyor. Yani bir şeyler eksik kalmasa bile biz öyle hissediyoruz bence. Yani benim hep bir yarım eksik gibi. İşteyken, evdeyken, şu an mesela acaba diyorum bugün kızımın bana ihtiyacı vardı da ben yok muydum? Evet öyle anlar olacak. Onun ihtiyacı olduğu zamanlarda benim olmadığım anlar olacak. Bence bu da hayatın bir parçası. Ya ben ölebilirim. Çok üzücü yani. Ben şu an ölebilirim ve hayatının geri kalan bütün taraflarında ben olmayabilirim. Ağlayacağım şimdi. Yani bir çalışan anne olarak size tavsiyelerim var. Aslında bu videomun olayı buydu. Çalışan anne olarak çalışan annelere birkaç tavsiyem var. Bu sosyal medyanın içinde olan bir anne olarak size bunları söylemek istiyorum. Ve ben eminim ki birçok annenin söylemek istediği, ben sesimi duyurabildiğim için söylemek istiyorum. Tabii çok milyon kitlelerim var ya sesimi duyurabildiğim için. Neyse. Olumsuzu çağırmıyoruz, olumluyu çağırıyoruz. Kesinlikle sosyal medyadaki mükemmel uyumlara, mükemmel annelere inanmayınız. Gerçekten hepimizin moralini bozuyor. Hiçbirimiz mükemmel olamayız. Hepimiz çocuğumuz için mükemmel olmayı isteriz ama olamayız. İkinci bir tavsiyem, kendimizi yetersiz hissediyoruz. Çalıştığımız için çocuğumuzu göremediğimizi hissediyoruz. Ama bunu en verimli nasıl kullanabiliriz? Yani bence artık herkesin de bildiği bir şey bu. Sosyal medyada da sürekli hani psikologlar söylüyor, bizim birebir gittiğimiz pedagoglar da söylüyor. Özellikle çalışan anneler için. Mesela biz bütün gün yanlarında olmadığımız için çok vicdan azabı çekiyoruz. Ama evde geçireceğimiz verimli bir saatin yerini hiçbir şey tutamaz. Şöyle düşünün, telefonu bırakmışsın ve bir saat boyunca sadece çocuğuna odaklanmışsın. Hani çok basit gibi geliyor ama öyle değil aslında. Bir saat hiçbir şey yapmadan odaklanmak gerçekten zor. Bence böyle yaparsak, bunu yapabilirsek hem vicdanen rahatlayabiliriz, hem çocuğumuzun ihtiyacını bir nebze olsun karşılayabiliriz. Ama bence ne yaparsak yapalım zaten annelik asla galip olamayacağım bir savaş gibi geliyor bana. Çünkü hep bir içinde kendinle savaşıyorsun, birinin sana ihtiyacı var, sen ona yetemiyorsun gibi geliyor. Ama onun yanında çok çok güzel bir duygu. Mesela geçen işten dönerken şu kızıma şöyle bir inek aldım. Ya sen gör şu küçücük inek, o kadar oyuncağı var ki ama nasıl mutlu oluyor. Böyle bir şey işte çocukluk. Bu kadar temizler, saflar, tek ihtiyaçları olan bizim onlara karşı gösterebileceğimiz koşulsuz sevgi bence. Bunu hissettirebildikten sonra bence hiçbir şeyin önemi yok gibi geliyor. Lütfen kendiniz olun. Siz koşulsuz sevgi sunan bir anne olduktan sonra çocuğunuz çok eminim çok sağlıklı olacak. Çünkü biz anneler koşulsuz sevgi sunduğumuzu düşünüyoruz ama aslında bizi koşulsuz seven evlatlarımız. Bütün gün işteyiz, onlarla ilgilenemiyoruz ama yine de kapı açıldığında ve bizi gördüklerinde heyecanlanan onlar. Yani düşünsenize, çocuklarımız bütün gün bizden ilgilerini çekseler biz onların bir gülüşüyle mutlu olmayız ama onlar bizim bir gülüşümüzle mutlu oluyor. Öncelikle burada koşulsuz sevgi sunanın çocuklarımız olduğunun farkında olmalıyız bence. Onların koşulsuz sevgisini hak edecek anneler olmalıyız ve onlara koşulsuz sevgi sunmalıyız. Demeliyiz ki sen ne yaparsan yap, sen ne hissedersen hisset, ben hep senin yanındayım. Ve ben her zaman seni çok seviyorum. Sana Berfin'e gelecek videosu gibi oldu. Böyle işte. Bunları söylemek istedim arkadaşlar. Açıkçası ben annelikle ilgili videolar çekmek istiyorum. Neden istiyorum? Çünkü birebir de bu sosyal medyanın içinde olduğum için, sosyal medyada bize her şeyi çok güzel gösteren insanları tanıdığım için ve size canı gönülden bunların gerçekliklerini sunabileceğime inandığım için bir nebze de olsun belki hani anneleri rahatlatırım diye düşündüğümden böyle videolar çekmek istiyorum. Bir de bizim şu an aklıma geldi. Benim Bebekli Anneler diye bir WhatsApp grubumuz var mesela bizim. Ben Sara Berfin'in ilk doğum zamanlarında ya bir şey sormak istiyorum. Mesela benim eşim doktor bu arada bir de. Ama sanki hani doktorlar anlamazmış gibi geliyor. Bir şey soracağım sağlıkla ilgili. Ne bileyim, Sara Berfin diş çıkarıyor atıyorum. Ben bir anneye sormak istiyorum. Mahmut ne anlayacak?
hani doktora falan. Ya bir anneye sorayım ya, sende de böyle oldu mu diye. Onun için bir WhatsApp grubu açtım. Hatta dedim ki, Instagram'da da paylaştım. Hani doktorlara değil de bir annelere soru sormak istediğimiz zamanlar olur. Onun için bir WhatsApp grubu açtım. Lütfen anneler, sadece anneler olsun istiyorum. Çünkü bazen az değil yani, sayımız da az değil orada. Bazen reklam içerikli insanlar paylaşım yapmak istiyor. Hayır, reklam istemiyorum. Sadece annelerin, ya benim kızım kabız 3 gündür çıkamıyor, size de böyle olmuş muydu gibi sorular sorulan bir grup. Hani böyle bir grubumuz olsun istedim. Bence annelerin, zaten kadınların, daha da daraltıyorum kitle, annelerin birbirine kesinlikle destek olması lazım. Onun için gerçek dışı bir şeyler paylaşmaktan kaçınmak lazım. Üstümüze düşenin en iyisini yapıp bir bitki düşünün ya. Bir çiçek yetiştiriyorsun, bir ağaç yetiştiriyorsun. Çocuk öyle bir şey. Üstümüze düşeni yapıp olabildiğince güzel psikolojiyle, iyi bir psikolojiyle devam etmemiz gerekiyor. Çünkü mutlu anne mutlu bebek. Ya valla ne yalan söyleyeyim, benim kocam çok iyi bir koca. Gerçekten ben bazen onu paylaşmak istemiyorum. Yani çünkü gerçekten çok saçma babalar var ya. Hiçbir şey yapmıyorlar yani. Hiç mi, bu kadar mı? Ulan senin çocuğun yani. Evet. Nazar değer valla kocama. Mahmut'a selam söylüyoruz o zaman. Değil mi? Biraz öveyim. Canım kocam, selam, sevgiler. Seni çok seviyorum. Böyle işte annelerim, güzel annelerim. Hepiniz çok kıymetlisiniz. Hepimiz çok kıymetliyiz. Çok zor bir şey yaptık. Ya ilk doğumun ilk zamanlarında mesela annem bebeğe bakıyor ya, ben sezaryenliyim işte, hiçbir şey yapamıyorum. Ben ne işe yarıyorum falan diyorum. Bence o Lausa filmine gittim. Bütün anneler bunu hissediyordur. Senin bir işe yaramaya ihtiyacı yok. Sen annesin ya. Sen iyi ki varsın. Sen her zaman ol, var ol. İyi kötü bir anne olsun diyorlar ya, bir annem olsun ya yani, iyi kötü. Siz iyi ki varsınız, hepimiz iyi ki varız. Birbirimize destek olalım lütfen. Bu videoyu bir çağrı olarak düşünün. Videomun altına yorum yapın. Gerçekten birbirimize destek olalım, iyi kötü anlarımızı paylaşalım. Ve bence bebekli videolar daha çok çekmeliyiz. Şu an toparlayamadım çünkü benim için çok duygusal bir an burası. Sadece anne bebek konulu bir video çekmek istedim. Ama böyle konularımı toparlayıp, sorularımı da toparlayıp bu alanda da videolar çekmek istiyorum. Bana da bu konuda destek olun. Sizce bir annenin insanlarla paylaşması gereken şeyler ya da değinilmesi gerektiği şeyler, konular nelerdir? Yorumlara yazınız. Şimdilik benden bu kadar. Gidip bebeğime bakacağım. Hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Keyifli günler diliyorum. Hoşça kalın.